Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Selam dostlar. Bugünkü videomuzda Camtasia Studio 9 adlı video düzenleme programını nasıl kurabiliriz sizlere onu anlatacağım. Çoğu YouTuber'ın kullanmayı sevdiği ve kullanımı bir hayli kolay olan bu program video edit programıdır. Bunu full ve ücretsiz olarak nasıl kurabiliriz sizlere onu anlatacağım. Camtasia Studio 9 eğitim setimiz çıktı. Bu ilk videomuz arkadaşlar. Diğer videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız diğer videolardan ilk sizlere haberdar olabilirsiniz. Arama bölümüne Camtasia Studio yazıyoruz. Camtasia Studio 9 full indir yazalım. Google Chrome'da full programlar indir.com sitesi çıkıyor. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere programımız çıktı. Buradan aşağı iniyoruz. 365 MB'lık bir dosyamız var. Ve şifresi de 1-2-3-4-5 şeklindeymiş. Programı çalıştırıp kuruyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında sizlere programın tanıtımını yapayım. Kurulum zaten basit işlemler. Şöyle programıma geldim. Camtasia 9 ve Camtasia Recorder 9 şeklinde iki tane program geliyor. Şu anda zaten video kayıt programım Camtasia 9 Recorder programı. Bu program üzerinden kaydımızı yapıyoruz. Sizlere şimdi Camtasia Studio 9'un şuradaki bölümlerin neye yaradığını ve bunların isimleri nedir bunlardan bahsedeceğim. Asıl bizim işlemleri yapacağımız bölüm timeline bölümüdür. Neresidir bura? Şu aşağı şu anda mouse'umun oynattığım bölüm timeline bölümüdür. Burada kesme, biçme, ondan sonra video edit işlemlerini %90'ını burada yapıyoruz arkadaşlar. Üstteki bölüm ise araçlarımız var burada. Burada cut yazıyor. Ctrl X komutuyla yapabilirsiniz. Geri al, Ctrl Z ve Ctrl Y tuşları, geri al, ileri al tuşları var burada. Onun haricinde burası arkadaşlar Ctrl C kopyalama komutu var. Aynı şekilde yapıştırma Ctrl V komutu var ve split yani ayırma arkadaşlar. Bir videoyu bölme işlemini yapıyor. Bir videoyu misal iki videoya ayırmak istiyorsanız split'i S tuşuna basarak kullanabiliyorsunuz. Burada da büyütme küçültme işlemlerini yapabiliyorsunuz timeline'da. Sizlere bunu anlatacağım. Bir sonraki videomda da videolarımı nasıl edit yapabiliyorum, nasıl edit yapılır bunlardan bahsedeceğim. Medya bölümünden dosyalarımızı aktarıyoruz. Buradaki library bölümünden, buradaki kütüphane bölümünden belirli dosyalarınızı saklayabilirsiniz. Misal ben Tobu Torna It Up diye bir müzik dosyam var. Bunu çoğu videolarımda kullanıyorum. Arka plan fon müziğim. Intro videomu buraya katmışım. Burada videolarınızı, müziklerinizi, dosyalarınızı saklayabilirsiniz. Onun haricinde Camtasia Studio'nun sağlamış olduğu bazı arka plan görselleri var. Onun haricinde müzikleri var arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bunları kullanabilirsiniz. Hepsini ücretsiz olarak kendisi sağlıyor zaten. Bunlara ulaşabilirsiniz diyorum. Onun haricinde burada medya bölümünde fazla bir şey yok. Burada arkadaşlar yazı bölümü var. Annotations diye okunuyor. Sanırsam kusura bakmayın okuyamadıysam. Buradan yazılarımızı vesaire ekleyebiliyoruz. Bulur işlemi yani. Burada arkadaşlar bir tane videonun görülmesini istemediğiniz kısmını bunlarla örtebiliyorsunuz arkadaşlar. Sansür koyabiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz vesaire. Burada dediğim gibi yazı işlemleri falan var. Onun haricinde bir klavye kısa yolu ekleyebilirsiniz buradan. Önemli olanlar bunlar. Transitions bölümü var. Burası efektler arkadaşlar. Bir videodan öteki videoya misal geçerken bu efektleri, geçişleri kullanabiliyorsunuz. Şuna bakalım. Bu da yazı efektleriydi sanırsam. Yazılarınızda belirli efektler kullanabilirsiniz bunlar sayesinde. Animasyon arkadaşlar burada zoom özelliğini kullanabilirsiniz. Animasyonlarda da belirli animasyonlar var. Bunlar adı üstüne zaten. Videolarınızda animasyon kullanabilirsiniz. Kısaca geçeceğim. Cursor effects. Bu da mouse imlecinizde. Şu anki zaten mouse'unu görüyorsunuz. Mouse imlecinizin etrafını şey yapıyor arkadaşlar.
sarı yapabilirsiniz. Zaten benim videolarımı izlediyseniz birkaç tane videomda bunlar var. Şu anki videomu da bir sonraki videomda edit yapmayı anlatacağım arkadaşlar. Bu videomu çekiyorum ve bir sonraki videomda bunu edit yapmayı göstereceğim. Orada da bunu göreceksinizdir. O videoyu kaçırmayın. Voice narration, burada ses kaydı vesaire yapıyorsunuz. Şuradan da sesinizi optimize edebilirsiniz. Audio efekt bölümünden, ses efektleri bölümünden fade in ile sesinizin yavaşça artışını sağlayabilirsiniz. Fade out ile de sesinizin kızışını ayarlayabilirsiniz. Buradaki volume leveling bölümünden de sesinizi hep aynı seviyede çıkmasını sağlayabilirsiniz, dengeleyebilirsiniz. Noise removal buranın en önemlisi diyebiliriz. Arka plandaki gürültüyü kaldırıyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere ekstradan bunları da anlatayım. File bölümünden projenizi vesaire kaydedebilirsiniz. Ondan sonra projeye açabilirsiniz. Dosya ekleyebilirsiniz. Edit bölümünden belirli ayarlarınızı edit adı üstüne düzenleyebilirsiniz. Preferences bölümünden ayarlarımı göstereyim sizlere. Bunlar önemli değil. Burada Canvas bölümünden ayarınızı yapabilirsiniz. Şuraya arkadaşlar Use GPU for Video Scaling and Effects. Buraya GPU'yu seçeceksiniz. Aynen. Şurayı da ayarlayabilirsiniz isterseniz. Bu size kalmış zaten. Kendinize göre ayarınızı seçeceksiniz. Ardından Modify bölümünden. Açıkçası burayı pek kullanmıyoruz. Buradan efektlerimizi falan katıyoruz. Kısa yoldan efektlerimize ulaşabiliriz. Buradan direkt paylaşabiliyoruz dosyalarımızı. Videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki eğitim serimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.